Son zamanlarda Hindistan'da Müslümanlara yapılan baskı arttı. Müslümanlara ait ev ve iş yerleri kundaklanıyor. Bakın Doğu Türkistan bitti şimdi Hindistan Hindistan'a geldi sıra. Yani gerçekten sadece Türkiye'de değil, sadece Türkiye'nin siyah gözlüklüleri değil, dünyanın siyah gözlüklüleri. Onlar da İslamla mücadele kararı almışlar. Çin'i de, Rusya'sı da. Hindistan'ı da Amerika'sı da şu anda Amerika ve Avrupa henüz daha tam başlamadı onlar biraz daha demokrat adam havalarındalar ama oralarda da işaretleri verilmeye başlandı yani bu karar aslında dünya çapında bir karar olduğu anlaşılıyor Çünkü Müslümanlarda bir uyanış başladı ödleri koptu ödleri koptu. Hemen bunu bastırmak için önlemler alıyorlar. Aman sayıları çoğalmasın. Aman saltanatımızı kaybederiz korkusu var. Ve şimdi de Hindistan'da. Hindistan'da şimdi de şimdi de derken yani daha evvel yoktu zannedilmesin. Daha evvel de vardı ama bir müddettir sessizlik vardı. Yoksa Hindistan Pakistan'ın ayrılmasının sebebi de yine Hindistanlıların Müslümanlar yaptığı zulümdür. İkiye bölündü zamanında. Yani Hindistan'ın zulmü biliniyor ama epeyce bir zamandır çok konuşulmuyordu. Bakın tekrar başlamış. Orada halkı halka karşı kışkırtıyorlar. Yani Doğu Türkistan'da Çin devleti bizzat yapıyor. Hindistan'da da halkı örgütleyip halkı halkla karşı karşıya getirme. Böylece devlet yapmamış oluyor. Halbuki herkes de iyi biliyor ki bunu devlet organize ediyor. Yani sizin karşınıza falanlar filanlar çıkmış gibi görünebilir. Falanlar yaptı, filanlar yaptı diyersiniz diye. Hakikatte ona yaptıran devlettir. Onları ayarlar, karşınıza çıkartır olayda. Onlar onlar devletin elinde piyondur sadece. Bu böyle bilinsin. Hindistan'daki durumda bu. Yaptıran devlet ama bizzat kendi yapmıyor gibi görünmek için halktan bir takım serserileri, manyak tipleri silahlandırıyor, e, örgütlüyor, ondan sonra sokağa salıyor. Ondan sonra e, halk yaptı canım oluyor adı. Halbuki devlet bu şekilde bu serserilerle kendi projesini yürütüyor. İslami faaliyetleri durduruyor. Herkeste bir korku meydana getiriyor.